Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Güler. Teknodershane'ye hoş geldiniz. A'dan Z'ye uygulamalarla Photoshop CC eğitimimizin 4. bölümünün 10. dersinde bugün birlikteyiz. Bugünkü dersimizle beraber 4. bölümümüzün son dersi, 4. bölümümüzü bitireceğiz. Artık 5. dersimiz olan fotoğrafçılar için Photoshop uygulamaları konulu dersimize geçeceğiz, bölümümüze geçeceğiz. Daha zevkli bir ders olacak. Şimdiye kadarki görmüş olduğumuz dersler aslında temel ve orta seviyeydi. Biraz daha bu öğrendiklerimizi diğer serimizde uygulayarak öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi en çok kullanılan kısa yolları göreceğiz. Çok kısa yol var. Photoshop'ta gerçekten çok kısa yol var. Ama hepsini öğrenmek gerçekten mümkün değil. Bunun için biz en çok kullanılanları göreceğiz. Bunları yine bir uygulama üzerinde, bir fotoğraf üzerinde örnekleyerek göreceğiz. Ve aynı zamanda ben burada tüm kısa yolları Windows bilgisayarlar ve Macintosh bilgisayarlar için bir liste şeklinde gördüğünüz gibi çıkarttım. Bunların da üzerinden hızlıca geçeceğiz. İkinci serimiz olan araçlarla Photoshop araçlar eğitim serisinde zaten şu görmüş olduğunuz sol taraftaki toolbox'ta yer alan çoğu aracı görmüştük. Bunların kısa yollarına zaten değinmiştik. Çok hızlı bir şekilde üzerinden yine geçeceğim. Olmazsa olmazların başına gelen taşıma aracı kısa yol tuşu arkadaşlar V tuşudur. V ile beraber kullanıldığında herhangi bir seçili olan katmanın taşınmasını sağlar. Alt tuşu ile birlikte kullanılırsa eğer o katmanın kopyalanmasını sağlar. Burada bir de artboard kullanımı var basılı tuttuğumuzda. Onu da görebiliyoruz. Bu arada ikinci olan veya üçüncü olan araçlar arasında geçiş yapmak için shift tuşu basılı tutularak bu işlem gerçekleşiyor. Mesela örnek veriyorum. Stamp tool aracı nerede mesela? Clone Stamp tool'da iki tane var. Evet, gördüğünüz gibi burada 2'den daha fazla bir seçenek var. Shift tuşuna her bastığımızda bakın, alt tuşuna her bastığımızda düzeltiyorum. Alt tuşuna her basışımızda mevcut araçlar arasında yer değiştirme işlemi yapıyor. Normalde burada Brush Tool aktifken bunlar arasında diğerlerini seçmek için hızlı bir şekilde buradan tıklayarak da geçiş yapabilirsiniz. Yani buraya illa basılı tutmak zorunda değiliz. Bunu söylemiş olduk arkadaşlar. Şimdi çizmiş olduğum bu şekli siliyorum ben. Bu arada şekli çizerken de klavyeden kısa yol olarak yine U tuşuna bastığımızda şekil araçlarını aktif hale getiriyoruz. Bunu silelim. Crop aracımız C. Seçim araçlarımızın kısa yolu M gördüğünüz gibi arkadaşlar. Z tuşu yine zoom işlemi yapıyor veya Ctrl artı tuşlarını birlikte basarsanız resme yakınlaşırsınız. Ctrl eksiği birlikte basarsanız da uzaklaşırsınız. Aynı zamanda yine Ctrl tuşu basılıyken Ctrl ve Alt tuşu basılıyken daha doğrusu mouse'un yuvarlağıyla beraber yukarı aşağı yaparak da zoom in veya zoom out yapabilirsiniz. Bu ek bilgiyi de vermiş olalım. Kısa yol olarak yine T'ye bastığınızda type yani yazı yazma aracımız aktif hale gelecektir. E tuşu eraser silgi aracı herhangi bir alanı silmek için E'ye bastığınızda gördüğünüz gibi silme işlemi yapar arkadaşlar. En önemlilerden ve en çok işimize yarayacaklardan yine Tab tuşumuz var. Tab tuşu tam ekran olarak çalışma imkanı bize sunar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tab tuşuna her basışımızda bakın tam ekran ve tam ekrandan çıkış işlemi yapmakta. Shift Tab tuşu da aynı işlemi yapıyor bu arada. Bunun yanında fotoğrafımız eğer çok büyükse veya çok yaklaşmışsak bunun üzerinde gezinme yapabilmek için klavyedeki Space Bar yani boşluk tuşuna bastığımızda Hand Tool elimize otomatikman geliyor. Ve istediğimiz noktaya yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz ve o noktaya odaklanabiliyoruz. Yani bunun aslında kısa yolu H tuşudur. Ama H'ye basmak yerine mesela taşıyıcı aracımız aktifken elimizdeyken Spacebar'a her basışımızda elimizde hangi tool varsa hiç fark etmez. Otomatikman ekran üzerinde gezinme yani Hand tool'u elimize almış oluyoruz. Onu aktif etmiş oluyoruz arkadaşlar. Spacebar'ın görevi de bu. D tuşuna bastığımızda siyah beyaz arka plan ve ön plan rengine otomatik olarak bir geçiş sağlıyor. Mesela diyelim ki burada ön plan rengi olarak kırmızı var. Ben direktmen D tuşuna bastığımda siyah beyazı aktif hale getiriyor. Bunlar arasında geçiş yapmak için şuradaki oku kullanabildiğiniz gibi alt tuşu ile beraber de şu alanlarda seçim yapabiliyorsunuz. I tuşumuz var. I'ye bastığınızda otomatikman renk seç yani eyedropper aracımız aktif hale geliyor. Bundan da istediğiniz rengi direktmen ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Seçebiliyorsunuz. Tabii şu an eyedropper tool bende aktif değil. Daha önceden color sampler tool'u kullanmışım. Eyedropper tool'a geçiş yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi renk geçişleri olmaya başladı.
Evet, şu panelde kapatıyorum. Şimdi bir şekil çizelim. Mesela bir yuvarlak çizelim arkadaşlar. Bir elips çizelim. Shift tuşu genellikle hep aynı görevi yapıyor. Basılı tutulup bir işlem yapıldığı zaman oranların bozulmadan, yani en boy oranını koruyarak herhangi bir şeklin yapılması, çizilmesini sağlıyor. Bu bir düz çizgi de olabilir. Mesela düz çizgi çizmeye çalışayım. Bak, yine Shift tuşuna bastığımda tam olarak doğrusal bir çizgi çizilmesini sağlıyor. Shift tuşunun görevi bu arkadaşlar. Aynı zamanda Shift'in bir görevi daha var. Şimdi şunları bir sileyim. Mesela ne olabilir? Örnek veriyorum. Şuraya yazı aracımızla bir yazı yazdım. Test diye bir yazı yazdım. Bunu font size'ını aynı zamanda değiştirebildiğimiz gibi CTRL-T, yani transform aracını aktif hale getirerek, yine Shift tuşu basılı tutularak en ve boy oranı korunarak büyütme ve küçültme işlemi yapılabiliyor. CTRL-T çok önemli arkadaşlar. Transform araçlarını aktif hale getiriyor. Başka ne yapabiliriz? Şimdi bu yazıyı da siliyorum. Mesela şu caminin olduğu kısmı seçmek istiyorum. Markuya tool'u aldım elime. O alanı şöyle bir tarayarak seçtim arkadaşlar. Bunu filter uygulayarak seçmek istediğimde ne yapıyorum? Shift ve F6 tuşlarını birlikte basarak katman haline dönüştürüyorum öncelikle. Shift ve F6 tuşlarını basıyorum arkadaşlar. İşlemiyor çünkü şu an Fn tuşu bende kapalıydı. Bilgisayarımdan aktif hale getirdim. Şimdi Shift ve F6 tuşuna bastım. Bakın, filter uygulamak için gördüğünüz gibi bu pencere açıldı. 26 veya 30 herhangi bir değeri girebilirsiniz. Mesela bu alanı Ctrl X'e basarak ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Kesebiliyoruz. Zaten tüm bilgisayar programlarını Ctrl C kopyala. Ctrl A hepsini seç. Ctrl X kes. Ctrl V yapıştır. Bu işlemi yapıyor. Şimdi ben bu yapmış olduğum işlemi bir geri alayım arkadaşlar. Ctrl Z'ye bastım. Ctrl Alt Z'ye basarsanız adım adım geri alır. Birden fazla işlem yapmışsanız bunları tek tek geri almak için Ctrl Alt ve Z tuşlarını birlikte basıyorsunuz. Bu seçim işlemin tersine çevirmek için Ctrl Shift ve I tuşlarına basıyorsunuz. Şimdi mesela kesme işlemini uygulayalım. Sadece gördüğünüz gibi seçili alanın dışındaki alan kesilmiş oldu. Bunu da böylece görmüş olduk. Şimdi bir tablomuza geri dönüş yapalım. Bakalım burada atladığımız herhangi bir şey var mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Açma kapatma, bunları es geçebiliriz. Layer'larla ilgili şeyler var. Bunlarda önemli olan ne var? Evet, mesela Ctrl-E tuşuna bastığımızda şu şekilde katmanlar seçilirken bunları birleştirmek için Ctrl-E'ye basıyoruz. Ctrl-Shift ve E görünen görünmeyen tüm katmanları birleştiriyor. Grup yapma var. Bu katmanları bir grup haline getirmek için Ctrl-E ve G tuşlarını birlikte basıyoruz. Ve böylece bir grup haline getirebiliyoruz. Bunları gördük. Ctrl-Z'yi gördük. Alt-Z'yi söyledik. Ctrl-T tuşunu söyledik. Evet, Ctrl-V'nin yanında bir de Ctrl-Shift-V var. Bu da gerçekten önemli. Hemen bunu da görelim. Bir F12'ye basayım arkadaşlar. Fotoğrafı ilk açıldığı hale geri döndüreyim. Bu arada F12 tuşunu da söylemiş olduk. Bu faildeki revert, yani fotoğrafı ilk açıldığı hale geri getiren seçenektir. Mesela herhangi bir alanı diyelim ki kesmek istiyorsun. Burayı kestik. Ctrl V tuşuna bastığımızda bu ekranın direktmen orta noktasına yapışır. Şimdi ben bunu delete diyerek siliyorum. Ve yapmış olduğum işlemleri adım adım geri aldım. Şimdi tekrar kesme işlemini uyguladım arkadaşlar. Ctrl Shift ve V'ye birlikte basarsanız kesildiği aynı noktaya yapıştırır. Bakın, aslında burada şu an iki tane katmanımız var. Gördüğünüz gibi tam üstüne yapıştı. Böylece Ctrl Shift ve V'nin de önemini görmüş olduk. Transform aracını söyledik arkadaşlar. Bu efektler genellikle menüden yaptığımız için veya burada layer paletinin alt kısmında arkadaşlar, şunu bir çekeyim şöyle. Adjustment kısmında bunlar mevcut olduğu için gördüğünüz gibi Hue Saturation, Color Balance gibi seçenekler. Burada da kolaylıkla erişebildiği için veya layer üzerinde sağ tıkladığımızda Blending Options'tan da bunlara erişebildiğimiz için bu kısmı direktmen es geçiyorum arkadaşlar. Evet, başka da burada önemli bir kısım yok arkadaşlar. Tek bir tuş olarak F tuşuna bastığımızda ekran görünümler arasında farklılıklar gösteriyor gördüğünüz gibi. Üstteki menü çubuğunu kapatıyor. Aynı tab tuşuna basılmış gibi tam ekran yapan seçenek var. F tuşuna basarak da istediğiniz seçenekleri görebilirsiniz. Bakın, toolbox da kapattı bu. Evet, bunun dışında cetvelleri hızlı bir şekilde gizleyip göstermek için Ctrl-R kısa yol kombinasyonunu kullanabiliyorsunuz. Buna da değinmiş olduk. Başka arkadaşlar hangileri var? Web için kaydetme seçeneği var. Ctrl-Shift ve Alt-S. Buna bastığımızda web için kaydetme seçeneği otomatik olarak aktif hale geliyor. Bu kısa yol tuşlarını kendimize göre özelleştirmek istersek Edit menüsü altında yer alan Preferences diye bir kısım var arkadaşlar. Oraya bir gelelim. Preferences'ın dışında burada Keyboard Shortcut diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tıkladım oraya. Bakın, burada tüm menülere ait
kısa yollar burada mevcuttur. Mesela file menüsüne geldi bize. Bakın new, CTRL ve N olarak gözüküyor. Buradan istersek kendimize göre değiştirebiliriz bunları. Değiştirdikten sonra bunları default olarak seçebiliriz. Burası bize kalmış ama benim size tavsiyem normal kısa yolları kullanmanız. Yani default olarak Photoshop bize hangi kısa yolları verdiyse onları kullanmalı. Çünkü bundan sonraki çıkacak olan sürümlerde de genellikle aynı kısa yol tuş kombinasyonları devam etmek. Evet, bu dersimize söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. En önemli Photoshop'taki kısa yollara dair sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Bunları dediğim gibi zaten kullana kullana öğreneceksiniz. Ama menüleri veya buradaki toolbox'taki araçları kullanmak yerine kısa yolları her zaman kullanmak iyidir arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim. Kanalımıza destek olmak için videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.